Efendim Taner Çağlı bizle birlikte İngilizce öğretmeni. Buradan bütün İngilizce öğretmenlerine selam olsun. Canımın içi anneme de selam olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çünkü bu konuyla ilgili ışık yakan her durum benim için çok heyecan verici. Siz de bu konuda araştırmalar yapmışsınız, bir metot geliştirmişsiniz. Bu evet. Anlamda bugün çok şey öğreneceğiz sizden. Yani inşallah faydalı olmak için çok hani nereden davet ederlerse oraya gitmeye çalışıyorum ve sürekli anlatıyorum. Burada da bugün faydalı bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Dünyadaki bütün diller çok kıymetli ama doğal olarak İngilizce çok yaygın ve birçok alanda bizim vizyonumuza ulaşmamız gereken yolda bir anahtar oluyor. Evet. Biz öncelikle... İngilizce şimdi artık eğitim sistemimizde çok daha yerini aldı. Ama bir kuşak var ki çok öğrenemedi. Ben size İngilizce öğrenmenin yaşı var mı diye sormak istiyorum. Bir yaşı yok ama 3 yaşına kadar eğer çocuk Türkiye'de yaşıyorsa fazla İngilizceye bulaşmasa iyi olur. Yani yabancı dile. Çünkü Türkçe düşünce sistemi oturması gerekiyor belli bir noktaya kadar. Çünkü çok farklı bir dünyadan bahsedeceğiz birazdan. Yani tamamen taban tabana zıt düşünce sistemleri. O yüzden ileriki yaşlarda hiçbir problem yok. Hatta bana sorarsanız bir Türk için yaşı ne kadar ilerlemişse o kadar avantajlıdır diyebilirim. Gerçekten mi? Çünkü dil öğrenmek muhakeme becerisine dayanır bir süre sonra. Ve ne kadar muhakeme beceriniz gelişmişse, yani yaşla da bu doğru orantılı, o kadar kolay dil öğrenirsiniz. Aslında büyük bir umut verdiniz. Teşekkür ediyorum. Yani siz sormadan belki ben söyleyeyim. Dil yeteneği diye bir şey zaten yok. Yok mu? Onu hiç boşuna ama bahane... Ama hep öyle dediler yıllarca bize. Yok yani, dile yeteneklisin, yok dile yeteneğin yok. Bunu bahane etmeyelim. Bir insanın dile yeteneği olmaması bu kadar geniş bir kavram. Dil dediğiniz şey, yani yüzlerce dil içinde bir insanın benim dile yeteneğim yok demesi zaten saçma. İkincisi benim İngilizce yeteneğim yok da diyemez. O da saçma. Bahane. Bu ancak uygulanan yöntem sizin yeteneklerinize elverişli olmayabilir. Her konuda öyle değil mi? Öğrenme biçimi. Tabii ki. Yani sonuç olarak kişileri tanımak lazım. Ama burada çok bireysel bazda tanışmaktan bahsetmiyorum. Bazen yanlış anlaşılıyor. Diyorlar ki özel ders almalısınız. Çünkü herkes farklıdır. Hı. Ya herkes farklıdır ama eğer Türkseniz çok ortak noktanız vardır. Önemli olan buradaki spesifik noktayı bulabilmek. Mesela nedir? Mesela dünyanın... Evet tabii ki yani vücut dilimizi zaten sayıyor. Bir tek Türkler yapıyor değil mi? Evet. Ve yani dünyada herkesin düşünüp Türklerin yalnızca sahip olduğu bazı özellikler, bunların birincisinde pratik olmak yer alıyor. Yani pratiklik bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bir yöntem eğer uygulanacaksa İngilizce dünyanın en net dilidir. Bunu söylüyoruz sürekli. Türkçe dünyanın en pratik dilidir. Ve netlik pratiklikle zıt şeylerdir. Dolayısıyla bir Türk'e İngilizce öğretmek istiyorsanız pratik yollarla değil net yollarla öğretmeniz lazım. Hemen örnek istiyorum. İşte. Mesela. Şimdi birincisi biz çok kaotik bir yaşam tarzı belirlemişiz. Bunun da kaynağında dil var. Yani bu tarihsel bir süreç aslında. Bundan 3000 yıl, 5000 yıl geriye gittiğiniz zaman dillerin sadece kelimelerden ibaret olduğunu düşündüğünüz zaman ki her şey bir zamanlar kelimeydi. Gramer dediğimiz şey yoktu doğada. Gramer tek sonuçta tek, değil mi? Her şey tabii ki. Masa, sandalye, bardak her neyse. Masa, sandalye, ver. Ama bunlardan bir gramer oluştu. Ya bu bir tekli bir sistem oluştu. Toplumlar bunu kullandı. Türklerin burada belki dünyadan ayrıldığı nokta, Türkler bu tekniği yani bu sistemi oluştururken hep şunu düşündüler. Olabilecek en pratik şekle getirelim. Ama dünyanın %97'si bu kelimelerden bir sistem oluştururken hep şunu düşündü. Dünyanın en net, mümkün olduğunca net bir dil oluşturalım. Olabildiğince yanlış anlaşılmaktan uzak bir dil kuralım. Peki, bunu bir kelimeyle anlatsanız bize. Şimdi bir kelime tahtadan hani başlayalım. Örnek versek. Ya. Örnek veriyorum. Önemli, geçelim buraya. İngilizce. Şimdi bakın. Tahtada satarım yazıyor. Ben evet, çıkmadan yazdım. Ben de gelmiyorum. Bu tarafa geçeyim mi öbür tarafa? Geçin geçin. Rahat ederseniz. Buyurun. Şimdi satarım yazıyor burada. Satarım bir Türk'ün, bir Türk'e göre nedir? Tek kelime değil mi? Satarım biz, işte. Evet. Biz bunu tek kelime, yani ilkokulda şu an 6,5-7 yaşındaki bir çocuk okula başladığında, okuma yazma öğrendiğinde bunu tek kelime gibi algılıyor ve buna yüklem diyoruz. Hatırlarsınız. Yüklem dediğimiz bir şey var. Şimdi yüklem zaten dil öğrenmenin önündeki en önemli engel Türkçe'de.
Çünkü yüklem ne demek? Her şeyi ve en önemli şeyleri bir araya getir demek. Haliyle aslında Türkler ne yapmış zaman içerisinde? Sat diye bir kelime varmış. Er-ar diye bir kelime varmış. Kökeni orijinali er. Er-ar-ır-ir onlar sonra büyük Hint uyumuna göre dönüşmüş. Önemli değil. Ve ben kelimesi de bir süre sonra kısaltılıp yine buraya ek gelmiş. Ama amaç ne? Amaç her zaman ağzımızdan en önemli kelimeleri bir çırpıda çıkarmak. Pratiz işte. Ve pratik o. Satarım. Evet. Şimdi satarım deyince haliyle toplum yıllar geçtikçe, yüzyıllar geçtikçe bunu bir çırpıda algılıyor. Ama dünyanın buna bakış açısı farklı. Dünya bunu üç kelime olarak görüyor. Yani aslında dünya satmaya itibar verdiği kadar ben ve er-ar kelimelerine de itibar veriyor. Ya dolayısıyla bizde ne oluşuyor? Bizde bunlar ek halinde kaldığı için İngilizce'de ise örnek İngilizce'den gidelim. İngilizce'de ise bu er-ar'ın karşılığı üç kelime olduğu için sonucunda bunu göremeyen Türk çocuğu ne yapıyor? İngilizce kursuna gidiyor. Çünkü zannediyor ki bu gramer. Halbuki bu bir kelime. Bir İngiliz bizim tahtaya do, will, would yazıp bir, iki ay, üç ay, beş ay okullarda bunu okuduğumuzu görse güler. Çünkü ona göre bunun okunacak bir tarafı yok. Bu bir kelime. Şimdi bizde bunun içinde hissiyat var ya hocam, onu mu söylüyor? Evet. Bunun içinde yani zaman var. Evet. Satarım. Geniş zaman var. Evet. Var, aslında ben içinde var. Üç tane zaman, zaman var. Şimdi biz en çok zamanı dil eğitiminde nerede harcıyoruz? Türkiye'de gramerde. Hı hı. Peki gramerde en çok zamanı nerede harcıyoruz? Zamanlarda. Zamanlarda. İyi de zaman diye bir şey yok ki. Hı. Doğada sadece kaç tane zaman var, ben size sorayım. Sizce size biri sorsa dese ki Açeli Hanım sizce kaç tane zaman vardır? Zaman dilimi mi var? Tamam, sizce kaç tane ilk akla gelen nedir mesela? Şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman. Bravo. Yani biraz İngilizce bildiğim için. Bunu bir İngilizce öğretmenine sorsanız o da muhtemelen 10-12 tane zaman vara kadar çıkabilir. Halbuki doğada, bakın doğada 2 tane zaman var. Bir geçmiş zaman, 2 şimdiki zaman. Gelecek, past tense, present tense. Başka bir zaman yok. Bunlar bir zaman değil ki. Bunlar bir ruh hali. Bunlar kelimeler. Bakın bizim içine gizleyip önemli diye birden fazla anlam yüklediğimiz yerde İngilizler genel anlamda erar deyince do diyorlar. Biraz ders gibi oldu ama en olsun, azından... Olsun olsun öğretmenimiz, azından, öğretin öğretmenimiz. Şunu söylüyorum. Şu an sadece bu tahtada yazdıklarımı okuyan ve beni dinleyen kişinin ben size söyleyeyim 6 ayı kurtuluyor. 6 ay. Ay çok iyi. Kaydedin telefonlarınıza kaydedin. 6 aydan bahsediyor hocam. Ders almaktan kurtarıyorum şu an. Evet. Yani bunu böyle hani espriyle söylüyorum ama gerçekten öyle. Hı-hı. Çünkü şu an Türkiye'deki insanlar aylarca do öğreniyor, aylarca will öğreniyor, aylarca would öğreniyor. Halbuki üçü de erar demek. Hı-hı. Fakat siz erara bir itibar yüklememişsiniz ki size göre erar bir çekim eki. İşte problemin kaynağı şurada başlıyor. Senin yıllarca hiç dikkate almadığın hocam bu ne ya çekim eki nedir ben bunları ne yapacağım dediniz ya. İşte sizin şu an gramer dediğiniz şey aslında zamanında kıymet vermediğiniz çekim eki. Yani şey mi biraz bilenler için Selim'e do did'dan mı çekim eki dediğiniz bu Hayır. mu? O eylemlerin için çekim eki dediğimiz şey şudur. Çekim eki esasında yani evdenin D takısı da çekim eki, arabamdaki M takısı da çekim eki. Önemli değil. Çekim eki, yapım eki olmayan yani anlamı o anlamda değiştirmeyen, yeni bir kavram üretmeyen kelimeler. Fakat sorun şu, biz Türkiye'de bunları bakın belki 6 ayda öğreniyoruz. 1-2 ay Mr. Brown işte her gün gidip Brown, geliyor, go to the seaside. Bile zaten koca bir ülke ecek acak diyor. Evet doğru. Alakası yok. Doğru. Erar demek. Would icabında erar. Yani genelde erar, gelecekte erar. İcabında erar. Erar. Nedir icabında erar? Sen oku Açelya, ben ceketimi satarım. Ben ceketimi satarım ama genelde satmam. Gelecekte de satmayacağım. Ben sen sadece okur, satarım. Sen oku, ben ceketimi satarım. Peki o zaman şimdi demin anlattığınızdan anladığım kadarıyla biz bu geçmiş zaman hani birçok zaman koyuyoruz ya. Evet. Siz öğrettiğinizde bizi bir çizgi olarak düşünürsek şimdi past yani burası geçmiş ve bu gelecekten mi öğretiyorsunuz bize? Hayır, o kadar mı? Bakın olaylara zamansal veya gramer açısından değil. Bu olay bir kelime meselesi. Yani kelime siz, dağarcığı. Bu çünkü bununla sınırlı değil Türkçe. Bu satarım olur sana satardım. Olur sana satacaktım. Satarız. Olur sana satmayacaktım. Satamayacaktım. Satamayabilecektim'e kadar gider. Yani sonunda bakın gelemeyebilirdik diye bir ifadeye kadar ulaşır. Gelemeyebilirdik'in içinde
7 tane mesaj var. Evet. Gel, e, me, ebil, ir, idi, ka. Bu 7 tane mesajı da İngilizceye aktarmak zorundasınız. Çünkü dünyanın bir felsefesi var. Kaç tane mesaj varsa o kadar kelime ve o kadar ona eşdeğer bir şey söylemek zorundasın. Ama biz gelemeyebilirdik deyip geçiyoruz. Benim 3 yaşında kızım var. Ben kızıma hiç çekinmeden şey diyebiliyorum. Aa kızım bak işte sen olmasaydın gelemeyebilirdik. Ve bunu onun anlayacağını düşünüyorum. Çünkü bize göre basit ama dünya böyle bakmıyor. Dünyanın %97'si gelemeyebilirdik için şunu söylüyor. Oh, We might not have been able to come. 8 kelime söylüyor. Evet ya. Şimdi o zaman sen ne yapıyorsun? Kadar pratiğiz ya. O zaman sen diyorsun ki hocam ben nasıl öğreneceğim İngilizceyi? İngiliz de diyor ki ben nasıl birleştireceğim bu kadar kelimeyi gelemeyebilirdik diye. Çünkü biz hayata bütünsel yaklaşıyoruz. Onlar hayata bireysel yaklaşıyor. Tabii biz bir ay düşünüp 3 ay çalışıyoruz. Onlar 3 ay düşünüp 1 ay çalışıyorlar. Sistemimiz farklı. Tamamen beynin... Sonuç hep iyi ama farklıyız. Beynin çalışma prensibi. Bakın dünyada dil sol beyinde. Sağ, dil... sağ beyinde doğar ve sol beyine geçen bir kavram. Ama dil dünyada sol beyinde. Türklerde ise dil sağ beyinde doğup sağ beyinde kalır. Gerçekten. Sağ beyin şudur. Bütünsel yaklaşacaksın. Pratik olacaksın. Bir taşla iki kuş vuracaksın. Sol beyin şudur. Bir taşla bir kuş vuracaksın. Tabii, disiplin. Bir taşla bir kuş. Yani sen hem bir tek erarla hem erle hem askeri hem genelde yaparımdaki arı hem gelecekte yaparımdaki arı, hem icabındaki arı verme. Çünkü bu sağ beynin işi. İşte bizler sağ beyinli insanlar olarak hayata hep bir taşla iki kuş vurmak gözüyle bakıyoruz. Üçü dörtte arıyoruz hocam, birle üç dörtte. Çok çok fazla yani hepsi bu yani onun da bize kattıkları var ama tabii ki burada çalışma prensibini beynini değiştirmek gerekiyor. Hem mesaj yani başına dönecek olursak konuşmanın bir Türkiye İngilizce öğretmek istiyorsanız önce Türkiye kendi düşünce sistemini anlatmanız lazım. Kişi önce kendini bilecek. Yani diyor ya Yunus Emre ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Biz önce kendimizi tanıyoruz. O yüzden yaptığımız en büyük hata bakın İngilizce bir hedef diyelim. Hepimizin hedefi evet. Olsun. Türkçe'de bir konum. Siz konumunuzu bilmeden hedefinize nasıl gideceksiniz? Yani Türk dili gramerini mi bileceğiz? Türk dili edebiyatı. Birincisi grameri öcü gibi görmekten vazgeçelim artık. Gramersiz İngilizce öğretiyorum demek bir suçtur. Hatta bana göre bir suçtur. Gramersiz İngilizce öğretilemez. Gramersiz İngilizce öğrenmek sandığınız kadar kolay değil. Bütün zenciler gramersiz konuşuyor ama hocam Amerika'da biliyorsunuz. Maalesef şunu karıştırıyoruz. Evet. Bakın maalesef buradan sesleniyorum tekrar. Ve bunu 10 yıldır sesleniyorum bu şekilde. Daha da devam edeceğiz. İngilizce kolay öğrenmek başka bir şey, hızlı öğrenmek başka bir şey. Kolay öğrenmekle hızlı öğrenmek birbirine ters orantılı. Yani ne kadar kolay öğrenirseniz bilin ki o kadar yavaş öğreneceksiniz. Çünkü kolay öğrenmek acısız gerçekleşmesi demek. Acısızsa o zaman çok beklemek zorundasın. Ama acı çekersen çok daha yavaş, çok daha hızlı öğrenebilirsin. Evet, mesele, ben de katılıyorum. Mesele bu. Biraz zorlamak da gerekiyor. Peki burada şimdi demin çok güzel bir şey söylediniz. Hani bizler daha sağ taraftan düşünüyor ve sağ lobla bir yabancı daha sol lobunu kullanıyor. Biz bu geçişimizi nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bakın. Önce Türk kendi tarihini bilecek. Türk'ün tarihi ve Türkçenin tarihini bilmek zorundasın. Neden? Sondan eklemelidir bir dil. Şimdi biz hep şunu soruyoruz. Türkçe nasıl bir dil dediğimde herkes diyor ki sondan eklemeli. Bir soru daha o zaman neden sondan eklemeli? Neden sondan eklemeli? Şimdi buna cevap veren yok. Çünkü biz nedenlerle ilgilenmiyoruz. Hocalarımız bize diyor ki arkadaşlar Türkçe Ural Altay dil ailesinden gelir, sondan eklemelidir. Ama bir düşündüğümüz zaman bir dil o dönemin şartlarına göre şekillenmiş, bu dil o dönemin şartlarına göre şekillenmiş olabilir. Mesela bir insan neden gelemeyebilirdik ifadesindeki 7 mesajı bir yerde toplama ihtiyacı duyar da dünyanın %97'si duymaz. Bu şekilde kullanmaz. Çünkü belki de o dönemin şartlarında at üstündesindir. Belki de o dönemin şartlarında savaşıyorsundur. Belki göçebesindir. Ve belki pratiklik o dönemin koşullarında çok özel bir silahtır. Ve dilini satabilmek için de yani yayılabilmek için de çabuk adapte olabilmek için de pratik olmak şarttır. İşte ben bunu düşünüyorum ve buna göre de Türkçenin şekillendiğini düşünüyorum. Bakın
İngiliz, Türkçe biz adam doktor ifadesini kullanalım. Adam doktor iki kelime değil mi? Ve sonuna nokta koyabilirsin. Ama İngilizcesi beş kelime. The man is a doctor. Evet. Peki İngilizcesi neden beş kelime? Niye? O zaman the ne? The. O zaman is ne? O zaman e ne? Onlar niye var, bizde niye yok? Bizde niye adam doktor deyip geçiyoruz? Türk çocukları dünyada o konuşmayı en çabuk söken çocuklar. Hmm. 18 ay. Evet. İngiliz çocukları 24 ay. Hmm. Ama Türk çocukları okula başladıkları zaman okuduğunu anlamada dünyada son sırada neredeyse. Hmm. Peki konuşmayı bu kadar söken bir çabuk söken bir çocuk niye okuduğunu anlayamıyor? Neden? Çünkü Türkçe bir okuma lisanı değil. Yani Türkçe tasarlanırken okunsun diye tasarlanmamış. Konuşulsun diye tasarlanmış. Yani sen at üstündesin, sen savaşıyorsun, sen birine ok atacaksın ve diyeceksin ki adam düşman. Oo, the man is an enemy ile uğraşana kadar oku yersin zaten. Çok doğru. Onlar öyle düşünmemiştim. Çok biz doğru. Biz adam düşman da keskit. O dönem oku çok yemesin doğru diye kısaltmış ama biz şimdi başka durumlara düşüyoruz. Doğru doğru. Peki bu anlamda dolayısıyla hemen bitireyim. Tabii. Bizim çocuğumuz doğuya böyle yapıyor. Anne, adam doktor. O çocuk doğuya diyor ki mom, the man is an enemy. The man is a doctor. Yani sonuç olarak o çocuğun 24 aya kadar konuşmayı sökmesini beklemesi sebebi bu. Ama her şey netleştikten sonra okula başladığı zaman bizim çocuk diyor ki Oktay Terzi. Şimdi bu Oktay'ın Terzi olduğunun göstergesi mi yoksa soyadı olabilir mi? Belki de soyadıdır Oktay Terzi diye. Nereden bileceksin? Tonlama, nokta, işaret. Biz Terzi Oktay diyoruz. Orada ya anlamak yani, için çocuğa. Terzi evet. Oktay. Ve bir sürü önlem almak zorunda kalırsınız. İşte o yüzden Türkçenin önce yapısının incelenmesi, Türklerin neden yüklemi icat ettiği, neden ek kelimeleri, bazı kelimeleri özellikle birleştirdiği, neden sürekli bütünsel yaklaştığını bilmek lazım. Onu bulduğun zaman neden bayramcı seyrancı olduğunu, neden kandilci, neden birci, neden beraberci olduğunu da anlayacaksın. Hmm. Çünkü 3000 yıldır biz genetik olarak bayramcı, seyrancı, toplumcu, birci ve beraberci bir de çok önemli yaşıyoruz. Tabii ki bir Anadolu kültüründen gelmişiz. Bak, rengarenk. Kötü bir şey demiyorum ama böyle olmamızın en temel sebebi belki de genetik olarak dilimizin bize hitap etmesi bu şekilde. Çünkü dil sana diyor ki bir olacaksın. Hmm. Türkçenin zaten yapısı her şeyi bir arada yapabilmek üzerine kurulu. Hmm. Hayatta en çok kullandığın organın dil olduğuna göre bence bizi etkilememesi de mümkün değil. Mutlaka tabii etkiledi bu toplumu. Tabii burada beynin hem dediğiniz çok dolu hem de beynin çalışma prensibi de çok önemli. Yani mesela İngilizce'de aslında baktığınızda siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ben sizin gibi hakim de değilim. Ama bildiğim kadarıyla size sormak isterim. Bazı cümleler var ki o da birçok şeyi içeriyor. Hı hı. Tam Türk tam da karşılığı olmuyor. Evet. Yani bir cümlede aslında bizim Türklerin genel olan tek cümlesi onlarda da oluyor ama Türkçe'de de karşılığı olmuyor onların değil mi? Şimdi o noktaları nasıl öğreneceğiz? Sebebi şu. Ben yıllar önce bu işe başlarken öğretmen değildim. 10 yıl önce çevirmendim ve her şeyi çeviren bir robot evet yapacaktım. Her şeyi çeviren robotu yaparken ilk çalışmam şu yöndeydi. Her şeyi neyi çevireceğiz? Kelimeleri. O zaman gidelim bakalım kaç kelime var. Bir baktık. Türkçe'de 100 bin kelime varken İngilizce'de 1 milyon kelime var. Ya. Şimdi 900 bin kelimelik bir kendini ifade etme lüksü var İngiliz'in. Hmm. İşte bu neye yansıyor? Betimlemeye. Bak, çok iyi betimlemeleri var. Dünyanın en iyi betimleme dili İngilizce'dir. Hı-hı. Onun altına da sıralanır kendi tabii ailesi. Dünyanın en kötü betimleme dili Türkçe'dir. Hmm. Ama hemen linç etmeyelim. Şimdi biz kavramları karıştırıyoruz. Ben diyorum ki Türkçe dünyanın en kötü betimleme dilidir. Siz hemen diyorsunuz ki nasıl olur? Bizde süper şarkılar, şiirler var. O betimleme değil, o derinlik. Hmm. Biz derin olmakla betimleme yapmayı karıştırıyoruz. Yani bir kelimeyle, bir cümleyle derinlik kurarak başka anlamlar çağrıştırmaya. İngilizce'de ama. İngilizce'de derinlik. İngilizce dünyanın en sığ dilidir. Sığdır, çünkü derinliğe ihtiyaç yoktur. Derinlik niye gelir bir topluma?
yoksunluktan gelir. Hmm. Bir kelime sende olmayınca, ki 900 bin kelimemiz yok, bir kelime sende olmayınca derinlik kurarsın ve derinlikle o mesajı vermeye çalışırsın. Derinlik nedir? Yani baktığın zaman hayatımızda çok örnek var. Bu bizim şarkılarımıza, türkülerimize gelmiş ama. Bakın biz, ben şimdi size bir kitabın ilk cümlesini okutsam, ilk cümle şu olsa. Fransa'da bir köy var. Benim nerede olduğumu bu cümleden anlıyor musunuz? Bir köyde olduğunuzu anlıyor Fransa'da. Ben Türkiye'den bu cümleyi kurmuş olamaz mıyım? Olursunuz. O zaman anlaşılmıyor. Evet. Demek ki o konuşmacının nerede olduğu bilinmiyor. Bilinmiyor. Ama İngilizce'de bilmek zorundasın. Hı. O yüzden İngiliz bu cümleyi kurarken şöyle kurar. Orada Fransa'da bir köy var. Burada Fransa'da bir köy var. Bütün hayatı net işte. Netlik ve yanlış anlaşılmanın önüne geçecek şekilde tasarlanmış. Peki, bu arada süremiz bitti ama ben sizin bir kitabınız çıkacakmış, ondan da bahsetmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yine böyle pratik İngilizce öğrenmemizle ilgili mi? Hayır, Türk'ün kendisini tanıması ile ilgili. Eğer Türk kendini tanırsa İngilizceyi de dünya dillerinde öğrenir. Bakın bizim okullarımızın, eğitim sistemimizin, öğretmenlerimizin kötü bir tarafı yok. Hı. Hepsi dünya standartlarında. Sorun şurada. Bize gelen materyaller bize göre hazırlanmamış. Tamam. Çok merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Görüşmek üzere. Çok sağ olun.